Merhaba Kanal T izleyenleri. Sektörün aynasında sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden Manisa'da devam ediyoruz. Ve şu anda Akhisar'da bulunan Köfteci Ramiz'deyiz ve yanımda Köfteci Ramiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bülent Taşkınlar var. Hoş geldiniz Bülent Bey. Merhabalar, teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Rica ederiz, teşekkür ederiz. Bülent Bey, sizi tanıyalım. Kendinizden bahseder misiniz bize? Adım Bülent Taşkınlar. Köfteci Ramiz markası yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Köfteci Ramiz markasının yönetim kurulu 4 kardeşten oluşuyor. Evet. En büyük ağabeylerim bir oğul, bir can ve bir tandan sonra benim de adım Bülent. Yönetim kurulumuz bu 4 kardeşler. Babamızdan aldığım mirası. Bu şekilde 84 yıllık bir serüven. 1928 yılında rahmetli babamızın kurduğu bir marka, Köfteci Ramiz markası. 1928 yılından 1970 yılına kadar o sürdürmüş. 1970'te onun vefatından sonra da son 42 yıldan beridir de biz 4 kardeş olarak sürdürüyoruz. Manisa'nın Akhisar ilçesinde, evet. Merkez Çarşısı'nda küçük bir köfteci dükkanı, 4 masalı küçük bir köfteci dükkanı olarak kuruluyor Köfteci Ramiz markası. Hı hı. 2000 yılına kadar bu şekilde tek şubeli bir dükkan olarak kalıyoruz. 2000 yılından sonra da şu an içinde bulunduğumuz karayolu üzerindeki restoranı açtıktan sonra bu nokta markanın bir anlamda sıçrama tahtası oluyor. 2006'da da franchise'a başladık. 2006'dan bu tarihe kadar da 6 yıldır şu anda 24 ilde 112 şubeye ulaştık. Çok güzel. Gerçekten büyük bir başarı. Peki menü çeşitlerinizi merak ediyorum. Köftenin yanı sıra sadece köfte üzerine mi yoksa döner ya da? Yok, hayır. Biz bir ekolün temsilcisiyiz. Evet. Kendimiz Makedon göçmeni babamız. Balkan mutfağını temsil eden bir ekolüz. Tabii Türk mutfağının önemli yiyecekleri arasında döneri, kebabı, lahmacunu, sulu yemeklerden birçok çeşidi saymak mümkün ama köfte Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden. Bunu da ekol olarak en iyi temsil edenlerden biri olduğumuza inanıyoruz. Evet. Köfte üzerine, ızgara köfte üzerine kurulu bir mutfağımız var. Ama bunun yanı sıra ızgara çeşitlerimiz de var. Yani işte Ramiz'e özel bir sucuk. Yine kırmızı et tercih etmeyenler için özel bir soslu pilicimiz var. Yine pilicin ızgarası var, antrikotumuz var, kaşarlı köftemiz var, ikinci bir köfte çeşidi olarak. Bunlar ızgara çeşitlerimizi oluşturuyor ama bütün bunların yanında bizim vejetaryenlerin çok sevdiği salat barımız var. Geniş seçenekli. Artık o salat bar bir klasik oldu, Ramiz'in klasiği oldu. O salat barın dışında da işte çorbalarımız, tatlı çeşitlerimiz de daha kompakt bir menü, daha yoğunlaştırılmış, az çeşitleriyle. Dolayısıyla bu hem işletmecilikte önemli maliyet kontrolü sağlıyor, hem de çok fazla dağılmıyorsunuz. Bir işi sadece mutfağın bir kısmını yapıp bir menü üzerinde yoğunlaşmış oluyorsunuz. Her şeyi satan hiçbir şey satmayandır diye bir söz var. Ya da marka olmak demek ne satacağını değil ne satmayacağını bilmek demektir diye bir söz var. Evet. O yüzden biz de kendi menümüzün dışına çıkmıyoruz. Çok güzel. Peki çok fazla şubeleriniz var ama burası için konuşursak kaç metrekarelik bir alandasınız ve kaç personeliniz mevcut? Şu anda burada 49 personelle çalışıyoruz. Bu restoran için söylüyorum. Burası İzmir-İstanbul Karayolu üzerinde. Tam İstanbul'dan Bodrum'a giderken özellikle önemli bir nokta. Sadece İzmir veya Bodrum değil, yani Marmaris'i, Kuşadası, Çeşmesi, Fethiye'si, aklına güneye açılan penceresi İstanbul'un bu karayolu. Ve bu karayolunun orta noktasında olduğumuz için biz önemli bir durak noktasıyız. Hani bir klasiktir bu. İstanbul'dan sabah kahvaltınızı yapar çıkarsınız, öğlen Ramiz'de köfte molanızı verirsiniz, akşam da Bodrum'da balığınızı yersiniz gibi tatilcilerin çok önemli bir durağıdır Köfteci Ramiz. Evet. Dolayısıyla bizi de demin söylediğim gibi sıçrama tahtası oldu. Ulusal bir markanın ulusal boyuta geçmesini sağlayan bir sıçrama tahtası oldu bu restoran.
O nedenle bu restoranın ayrı bir önemi var. Bizim tabirimizle burası bizim amiral gemimiz. Bütün 112 şubeye de ürünlerin gönderildiği merkez olan Akhisar, burada üretim merkezimiz. Dolayısıyla bizler de hem üretim merkezimizin burada olması hasebiyle hem de idari merkezimizin burada olması nedeniyle bu restorana ayrıca bir önem veriyoruz o anlamda. Daha çok burada oluyoruz. Bizim için çok önemli bir nokta. Evet, çok güzel. Ve gerçekten de ödülleriniz de var. Çok fazla ödülleriniz var. Ben başarınızın sırrını merak ediyorum. Uzun yıllardır hizmet veriyorsunuz gıda sektöründe. Başarınızın sırrı nedir? Elbette başarının en önemli sırlarından bir tanesi demin söylediğim gibi bir hedef belirlemek ve bir konsept yaratmak. Evet. Bir çizgi yaratıp o çizginin üzerinde gitmek. Tabii ki hijyen, sanitasyon şartlarından tutun, güler yüz, en önemlisi ürün kalitesi. Biz Balıkesir bölgesinin dana etlerini kullanıyoruz. Genç dana etlerini kullanıyoruz özellikle ürünlerimizde ve hemen hemen pazarın kaymağını alarak en kaliteli etleri biz kullanıyoruz kendi köftelerimizde. Dolayısıyla siz kaliteli bir iş yaparsanız ve bir konsept yaratırsanız, herhangi birini taklit ederek değil, yani sıfır baştan, bizim köfteci rahimizin en önemli özelliği olan köftesi ızgara köftesi. İşte o tereyağında kızartılmış pidenin üzerine dana etinden mamul, baharatsız köftelerin ızgara edilerek üzerine işte domates, biber garnisiyle özellikle köfte tadını da alabilmek için değil mi baharatsız? Baharatlarla tabii yani etin fazla. Tadını alabilmek etin için. Etin tadını alabilmek ona. İçin, evet. Dolayısıyla bu rahmetli babamızın yarattığı bir, icat ettiği bir ürün. İlk defa böyle bir şey. Hani bir yörenin bir ürünü değil. 1928 yılında köfteci Ramiz Usta, rahmetli babamız ilk defa böyle bir şey yapıyor ve 84 yıldır da biz bunu sürekli iki kuşak, üç kuşaktır da devam ettiriyoruz. Yeni baştan, sıfır baştan oluşmuş bir şey o açıdan baktığınızda. Birçok Türkiye'nin her tarafında Akçaabat köftesi, İnegöl köftesi, Tekirdağ köftesi, birçok bölgenin ürünü saymak mümkün ama köfteci Ramiz'in ürünü kendine has bir ürün. Gerçi artık birçok benzerleriyle beraber Akhisar köfte adı altında bu bölgenin bir köftesi gibi de ifade ediliyor zaman zaman ama işin doğrusu bu. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. Bu tabii sizi orijinal yapıyor. Hiçbir şeyin taklidi olmayıp yeni baştan bir şey, bir ürün yarattığınız için orijinal yapıyor. Bu nedenle orijinal olan, ilk olan, asıl olan bir şey pazarda daha fazla rağbet görüyor. Başarının sırlarından bir tanesi bu. Yani herhangi bir dönercinin yaptığı döneri ya da herhangi bir köftecinin yaptığı köfteyi yaparak değil, kendimize ait bir ürünle. Yine bir inovasyon anlamında söylüyorum, salata var. O da bizim bir şeyimizdir. Yine buluşumuzdur, inovasyonumuzdur. Bugün biz bu salata barı birçok tatil köyünde ya da işte özel şey 5 yıldızlı otellerde açık büfe self-servis salat barlar görürdünüz. İçinde birçok soğuk mezenin de barındırıldı. Ama hiçbir mezenin olmadığı içinde sadece salata malzemelerinden oluşmuş ve bazı zeytin turşu çeşitlerinden oluşmuş bir açık büfe salat barı, self-servis bir salat barı bir köfteci restoranında müşteriye sunmak, yani bırakın bir köfteci restoran, herhangi bir restoranda müşteriye sunmak fikri yine ilk defa bizim bulduğumuz bir düşüncedir. Bu birçok şimdi artık benzer markalarda bizim salat barımızın küçük küçük taklitlerimizi alışveriş merkezlerinde, caddelerdeki restoranlarda artık çok sıklıkla görür hale geldik. Bu bizim 2006'da bu işe başladığımızdan sonra oluşan bir şey oldu. Evet. Taklitleriniz de başlamış oldu yani. Taklit aslını yücelttir. Güzel bir şey. O nedenle biz bir taraftan da seviniyoruz. Bir pazar oluşturuyoruz. Evet.
Pekala, hedefleriniz nelerdir, vizyonunuz nedir Köfteci Ramiz olarak? Başarıyla ilerliyorsunuz. Şimdi ödüllerimizden bahsettiniz demin. Arkamda 4 tane ödül var. Evet. Bu ödüllerden bir tanesi Avrupa Tüketici Akademisi'nden Brüksel'de alınmış bir ödül, kalite ödülü. Onun dışında diğeri bizim için yine özel bir önemi olan en başarılı Anadolu markası ödülü 2011 yılında aldığımız. Ama o diğer iki ödül bizim için çok önemli. Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği'nin AYD'nin 2010 ve 2012'de vermiş olduğu bir ödül. Evet. Bu ödül zaten 3 yıldır dağıtılıyor. İki defasını biz aldık. Çünkü ödülün önemi şu. Ödülü 14 ilde 2000 üzerinde tüketici seçiyor. Yani bir tür halk oyuyla, tüketici oyuyla verilen bir ödül. Çok güzel. Evet. Düşünün, binlerce marka arasından Köfteci Ramiz'i en iyi restoran markası olarak seçiyorlar. O nedenle halkın seçtiği bir şey olduğu için, ödül olduğu için, çok halkın daha verdiği bir oy olduğu için bizim için çok daha önemli, çok daha değerli. Onun dışında bizim amacımız, sorduğunuz soruya göre devam ediyorum, son sorduğunuz soruya göre. Son yıllarda biz artık Türkiye'de bir misyonumuzu yavaş yavaş, misyonun sonu yok ama tamamladığımıza inanıyoruz. Evet, yurt dışına açılmayı düşünüyor musunuz? 4 bölgede, 24 ilde, evet. 112 şubeye ulaşınca, sadece İstanbul'da 64 şube. Bugün aynı zamanda özel bir gün, 4 Ağustos 2012 Cumartesi, Karadeniz'deki ilk şubemizi açtığımız Samsun şubemizi, Bulvar Samsun'da şubemizi açtığımız gün, aynı zamanda bir açılış günümüz. O yüzden yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı şu anda Samsun'da açılışta. Karadeniz'e ayak basıyoruz. Arkasından 2. Samsun, Ordu ve diğer Karadeniz vilayetleri gelecek. Karadeniz olmadığımız bir bölgeydi. 24 ilde 112 şube açmak sizi artık Türkiye'de ulusal bir marka yapıyor ama bizim hedefimiz, rahmetli babamız bu markayı yerel bir marka yapmış. Sonrasında onunla beraber bir bölgesel marka haline gelmişiz. Ege bölgesinde tanınan bir marka haline gelmişiz. Sonrasında da 2006'dan sonra yaptığımız, açtığımız şubelerle 112 şubeye ulaşarak pardon, ulusal marka haline geldik. Şimdi amacımız 3. kuşakla beraber bu işi uluslararası boyuta taşımak. Bununla ilgili de ciddi araştırmalar, fizibiliteler yapıyoruz. Kendimize başlangıç noktasında belirledik. Berlin, Almanya'nın Berlin kenti. Tabii 4 milyon nüfus içinde yaşayan 300 bin Türk, %7,5'luk bir Türk nüfusu yoğunluğu, markanın tanınırlığı açısından Berlin'i seçmemize çok önemli bir unsur ama ondan ziyade Berlin'in o entelektüel yapısı nedeniyle etnik mutfaklara açık olması, yabancı mutfakların orada daha tutunulur, daha başarılı olmasını sağlayacağı için Berlin'i o şey yapısı nedeniyle, kozmopolit yapısı nedeniyle bizim tercih sebeplerimizin birisi o. Çok güzel. Bunun dışında inşallah Berlin'den sonra da Almanya'nın diğer şehirleri, hatta Avrupa'nın diğer şehirleriyle beraber çok fazla talep alıyoruz. Yani birçok noktadan alıyoruz. Bugün ısrarla yürüdüğümüz öbür cephede Bakü, Azerbaycan cephesi. Bu defa doğuda bir cephe. Bir diğer cephe Dubai, Abu Dhabi gibi körfez şehirlerinin olduğu, yine Cidde, Riyad gibi Suudi Arabistan kentlerinin olduğu ki bunlar Arap kültürü, Arap damak tadı bizim damak tadımıza çok yakın olduğu için buradan da çok ciddi markamıza yatırım teklifleri, işte franchising teklifleri, burada birlikte yapalım, joint venture teklifleri gibi teklifler alıyoruz. Birçok noktadan, hani adını bile bazen haritada duymadığımız yerlerden bile zaman zaman yatırımcılar geliyorlar, bize ciddi teklifler de bulunuyorlar. Bu da sizi çok mutlu ediyordur. Tabii, çok seviniyoruz. Ama biz başlangıç noktası olarak Avrupa'yı düşünüyoruz. Evet.
Avrupa'da da dediğim gibi Berlin'i düşünüyoruz. Buradan inşallah bu markayı da uluslararası bir hale getireceğiz. İnşallah, çok güzel. Peki son olarak sektörün aynası izleyenlerine neler söylemek istersiniz? Biz köfteci Ramiz olarak gerek Avrupa yayılımımız açısından gerek Türkiye'deki markanın gidişi, büyümesi açısından hep şunu seçtik. Bizim amacımız hiçbir zaman için daha fazla büyümek, daha fazla markayı tanınır hale getirmekten ziyade bu işi daha iyi yapmaktı. Bütün başlangıçta baktığımız nokta oydu. Yoksa bu franchise metoduyla, franchise yardımıyla 112 değil 1112 şube de açabilirdik. Evet. Ama biz büyürken hep buna dikkat ettik. Bütün açtığımız şubelerde aynı kaliteyi sürdürebilmek, aynı hizmeti verebilmek, o standartizasyonu sağlayabilmekti. Yine bu şekilde devam edeceğiz. Yani belki 6 yılda 112 şube açmak ilk bakışta çok agresif bir büyüme gibi geliyor ama yine bundan sonra bugüne kadar da biz hep aynı biçimde büyüdük. Dikkatli ve çok emin olduğumuz adımları atarak. Hı hı. Bundan sonra da öyle büyüyeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum o zaman size bu güzel röportaj için, programımıza konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, Sektörün Aynası izleyenleri, bugün sizlere köfteci Ramiz'i tanıttık ve bir bölümün daha sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, bizimle kalın.